وعي بوكروس وشرع بوكروس لا نتخذ اليهود والنصارى أنبياء آية بوكروس Ben de dedim ki abi bu ayet hak. Yahudi ve Hristiyanların dost edilmeyi istiyoruz. Biz de Allah'a şükür Kur'an'dan ilk kelimeler ifade edemiyoruz. Ama ve lakin iki tane daha ayet okuyayım. Bunu duydun mu? Daha da bir de kelimesin. Seva edilmeyen o beynet mi? Ayeti o kadar. Ey ehli kitap gelin siz. Aramızda düşerek olan noktalarda ittifak edelim. Ve nihayet usulü selase-i imaniyede ahir zamanda Hristiyanlar ve Müslümanların ittifak edeceğine dair وَلَا تُجَدِيلُوا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِاللَّتِ اِلَّا اَحْسَنْ diye başlayan ayet. Ehli kitapla mücadele etmeyin. Ancak en güzel metodu tercih edin. Üç nokta nübüzden haşir ve maalesef olmaz. Şimdi bu ne Kur'an ayetidir. Ve muhterem kardeşlerim, ayetin huzurunda söylüyorum. Kur'an'ın bu ayetlerini tevkik eden ve Hristiyan'a seçer. Önemli bir soru. Yahudi ve Nasara'yla, Hristiyan ve Yahudilerle muhabbetten Kur'an'da ne diyor? Bakın neyi var? Yasak var. La tettehidül Yahudi olan Nasara evliya. Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Bununla beraber nasıl dost olun istersiniz? Ama başka şeyler var mı? 21 milyon beraber yaşıyoruz. Öyle mi bu gazeteciye? Gel bugün silahı alıp çıkar. Bunlar güçlülerle gel 21 milyona gayrimüslim bir ülkede vatandaş olmak haram mı? Çıkın gelin diyelim. 21 kişi dinleyecek mi? O zaman yeni bir ilme topla yaklaşın. İşte birisi bu. Ve bu zaman seri müthiş bir ilme açmış. Önce birinciyi okuyacağız. O deli katkı hürmetin olduğu gibi katkı bir denaret olmak gerekir. Birinci nokta bu. Ayet ve hadisi çok okuyamıyoruz. Tamam, Kur'an metninin ülkesi olduğu ortada. Ama hangi manaya delalet ettiği konusunda kesin bir delalet var mı? Bunu biliyor muyuz? Hangi manada dost olmayız? Halbuki tevhid ve ihtimali mecali vardır. Zina neydi Kur'an'ı? Kur'an'ın Yahudi ve Hristiyanlarla hiçbir şekilde dost olmayın, muamele etmeyin yasağı var değil mi? Her meselede değildir. Mutlaktır. Kayıtlı değil. Mutlak ise takip olunabilir. Kayıtlanabilir. Şu noktada onlarla dostluk kurmayın. İşte onlara yaklaşırken bizim dilimizden şu tavizleri verelim. Şu anda Türkiye'deki bir kısım yerler profesörlerini ve Avrupa'da bir kısım profesörlerini verdiği taviz. Hristiyanlarla beraber olmak, olmak, İslam'ın hükümlerine inkar. Geçen yine din temsilcileriyle toplandık. Yani Hollanda'dan, Rotterdam şehrinde Budistler vardı, Şintoistler vardı, Yahudiler vardı, Katolik ve Protestanlar. Biz de Bunyamin kardeşimle birlikte ikimiz İslam temsiline katıldık. Aman Allah'ım, iki saatlik konuşmada bir saat 45 dakika düşmüş. Çünkü karşı tarafın dinle anlatmış bir şey kalmamış. Üstad diyor ya, Hristiyanlık hurafetten, hurafelerden ve de biliyorsun tahrifattan inşallah kurtulacak. Rahmet ilahiyle semasından inselinin şahsı manevisi olan nüzul edecek diyor. Hazreti İsa'nın nüzulünü inselinin şahsı manevisinin nüzulü olarak değerlendiriyor. Ve İslamiyet'e tabi olacak. Hak o manada. Ondan sonra bu his dedi ki hakkımdır. Dinle alma bir şey kalmadı. Dinleyemiyoruz. Konuşun, konuşun, konuşun. Var İslam'ı doğru öğrenelim. Biz böyle İslam duymuyoruz. Yani eğer siz bunlar Resul dinleyici, bunlar hayır, bunlar doğru da buyurun kabul edelim. Kim ne kazanacak? Hem de, bu da çok iyi, hüküm müşter üzerine olsa bu bir usulü fıkıh kaidesi. Ben mesela bir cümleyi kurarken müştak dediği iki türlü kelime var. Mesela diyelim ki Cafer. Cafer ona biz canlı kelime diyoruz. Türetilmiş değil. Anlatabildim mi? Ama mesela diyelim ki ayakta durak duran. Duran deyince durmaktan türemiş. Arapçada da ismi fail, ismi mef'ul müştaktır. Eğer Kur'an ve hadiste bir hüküm ismi fail, ismi mef'ul sıfat-ı müşebbere üzerine
bina edilmişse emredilen şeyi veya yasaklanan şeyi ümmeti o türetilen şeylerin masalıdır. Yani mesela çok mühim bir hadise, çok mühim bir hadise. Mesela diyelim ki Kur'an-ı Kerim ne buyurmuş? Kur'an-ı Kerim ne buyurmuş? La tettehidul Yahud. Yahud kelimesi müşraktır Yahudiyetten. Müşraktır. Yani Yahudi'yi dost kabul etmeyin. Yahudi'yi itibariyle. Veya diyor ki Kur'an-ı Kerim çok açık bir şekilde ondan sonra fakta'u es-sariha es-sariha ve-s-sariha. Yani hırsız ölçek ve kabını. Ya niye keseriz? Hırsızlık değil. Çok iyi. Kur'an mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kayınlık için fettülün fâniye ve mefûl edilir. O fiili işleyeni de işlemeni de ödülür. Sebep o fiilin kendisi. Burada da zaten tehlikeli bu böyle sana evliya. Dost edin mi? Yahudiyet ve Hristiyanlık olarak. Yani siz efendim bizim aramızda fazla bir fark yok. İşte şunu da hayır efendim. Ben de bir fark var. Onun için zaten sizin adınız Hristiyan, bizim de adınız Müslüman. Ama bu asırda siz bitmişsiniz. Yani küreselleşmenin karşısında sanki de sıkıntıdasınız. Ben de ilan ediyorum ki Müslümanlar da şu nehir gibi artan ahlaksızlık ve de dinsizlik karşısında tek başına dayanamayacaklar. Usta bunu ilan ediyor. Ne Hristiyanlar ne Müslümanlar diyor. Tek başına karşı duramayacaklar. Mecburen birleşeceğiz de dini hakkı ve bunu karşılayacak. Zaman-ı saadette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aslında bir inkılab-ı azim-i dini muazzam bir din inkılabı. Din değişikliğiyle yana geldi. Bütün zihinleri noktayı dine çevirdiğinde o inkılab. Bütün dinler dine odaklandı. Şerimet demek bu demek, odaklandı. Bütün muhabbet ve adaleti bir insanın dinine bağlılığı karşı tarafı sevip sevmemekle ölçüldü. Muhabbet ve adaleti o noktada toplayıp muhabbet ve adalet ederlerdi. Onun için gayrimüslimlere olan muhabbetten bir insan gayrimüslimi seviyorsa nifak takusu geliyor. Yani bu adam münafık olabilir. Biliyorsunuz. İşte Hayber'de yani Mekke'ye girerken biliyorsunuz o savaş sırasında bir işe akrabasından korkarak gidip haber vermeye çalıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de gönderip yolda yakalattı onu. Yani demek o bile acaba münafık mı? Nifak alametiydi. Lakin bu asıl asıl değişir. Özellikle son asırda. Şimdi alemdeki bir inkılab-ı acibi medeni ve yükleniriz. Ya işte bunun adına bunu belleşme diyoruz. Amerika'da çıkan bir ahlaksızlık aynı gece Antep'in en ücra mahallesini işgal attı. Hristiyan da mağdur, Yahudi de mağdur, Müslüman da mağdur. Burada çok enteresan, binaenaleyh onlarla dost olmamız, medeniyet ve terakkilerini istihsan ile değerler, iktidar etmek demektir. Yoksa onları dinine meyletmek değil. Ve burada çok önemli, asıl önemli bu cümleyi için okuyorum. Onlarla dost olmamız, saygı statüsüne görmüş 11 Eylül, 11 Mart'ları. Her saadet-i dünyeviyenin esası olan asgari şifadır. İşte şu dostluk katiyen Behi Kur'an ile dahil edilmiştir.